yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir Milli Eğitim Bir Okulu'nda öğretmenlik yapmaktayım. Bütün bu zaman zarfında pek çok şey deneyimledik gerçekten. Ama böyle genel anlamda ifade etmek gerekirse hep böyle bir geriye gidişin yaşandığını ifade edebilirim. İşte öğretmenlik meslek kanunu doğrultusunda sınavlara girecek oluşumuz. Okulumda mesela şunu çok net ifade edebilirim. Arkadaşlarımızın yaklaşık %60'ı 70'i bu sınava girecekler. Bu sınava girmemek istiyorlar, bunu düşünüyorlar. Ancak öğretmenlerin şu anda doğrudan yaşanan ekonomik durumlardan ötürü sınava girmenin ötesinde bir amaçların olmadığını ifade edebilirim. Yani ciddi anlamda bir yoksulluk yaşıyor öğretmenlerimiz. Bu yoksulluğu aşmanın belki de bir yolu olarak önlerine getirilmesi halinden ötürü öte bir motivasyonu yok bu sınava girişin. Hani böyle iş yeri barışı diye tanımladığımız şey büyük oranda geçmiş dönemde yapılan bu ve benzeri uygulamalarda belli oranlarda sarsılmıştı. Aynı işi yapıyor olmamıza rağmen sözleşmeli öğretmenler var, kadrolu öğretmenler var, atanamamış ancak yine bir eğitim kurumunda çalışmak durumunda bırakılan ücretli öğretmen arkadaşlarımız var. Bütün bunlar zaten varken bir de ayrıca yanına işte uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik gibi böyle farklı yeni iki kategori eklenerek olay iyice perçinlenmiş bulundu. Yani örneğin düşünün bu sınavda başarılı olamayan bir öğretmen olduğunuzu varsayın veya sınavın içeriğinden ötürü sınava girmeme şeyini kullanmışsınız diyelim ki iradesini ortaya koymuşsunuz. Öyle bir öğretmen olduğunuzu düşünün ancak veli olayın bu kısmıyla çok fazla ilgilenmez. Doğrudan isminin başındaki sıfata bakarak hareket eder endişesini gerçekten yaşıyoruz yani. Ben de bunlardan biriyim. Ben bu sınava girmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu sınav bu yasayla birlikte kimi kapsam şeyleri geliştirildi. Örneğin işte kademe ilerlemesi durdurması cezanız varsa eğer bu sınava sizi dahil etmiyorlar. Örneğin benim böylesi bir durumum var. Sendikal faaliyetler doğrultusunda almış bulunduğum bir ceza idi. Yani öğretmenliğimi iyi yapamadığım için aldığım bir ceza değildi. Sonuçta bu sınava bir de alınmayarak ikinci kez cezalandırılmak gibi bir durum aslında yaratmış bulunuyor aynı zamanda bu uygulamayla. Her ne kadar böyle 600 binin üzerinde bir başvurunun olduğu ifade edilse de özde aslında öğretmenlerin çokça bu sınava girmek gibi bir isteklerinin bulunmadığını sahada doğrudan yaşayan biri olarak belirtebilirim içtenlikle. İşte öğretmenlerin yoksulluğunun yarattığı bir sonuç aslında bu 600 bin rakamı. Yani bir işte herkesin bir ailesi var geçindirmek zorunda bulunduğu, kira fiyatlarının almış başını gitmiş oluşu, düzenli bir gazete alamıyorsunuz veya işte kitap okuyamıyorsunuz veya işte sosyal kültürel faaliyetlere gidemiyorsunuz. Bu durumdan dolayıdır ki öğretmenlerin büyük bir kısmının ikinci iş yapma, işte çeşitli özel yerlerde tüm faaliyeti yürütmek gibi olumsuz bir noktanın açığa çıkması da zaten beraberinde gelmesi şaşırtıcı değil açıkçası. 1500 lirayla Diyarbakır'da bir öğretmen ne yapabilir, ne alabilir? İnanın hiçbir şey yapamaz. İnanın düşünün, yani bir şehir içi ulaşım maliyeti bile dediğiniz rakamlara denk geliyor aslında. Dolayısıyla bu rakamın ortaya çıkaracağı ciddi bir refah durumunu da ifade etmek mümkün değil. O yüzden hani olaya gerçekten biraz toptan bakmak lazım. Belki bu sınavın hani öğretmenin elbette ki kendisini yetiştirmesi, kendisini günün koşullarına denk bir şeye eriştirmesi herkesin isteği. Bu yöntemle değil, daha çok başkaca yöntemler aranabilirdi. İşte önümüze böyle apar topar getirilmiş bir yasayla bütün öğretmenlerin girmek durumunda kalındığı sınavlarla böyle görece bir iyileştirme yapılıyormuş gibi bir durum açığa çıkıyor. Ama ben bu durumun büyük bir fark yaratabileceğine ilişkin gerçekten çok umut var değilim. Öğretmenlerimiz 19 Kasım'da bir sınava girecekler. Bu sınava giren öğretmenlerin ruh hali şu: yanlış bildikleri bir prosedürün bir parçası haline gelmiş olacaklar. Aynı zamanda öfkeliler, aynı zamanda kızgınlar, aynı zamanda Türkiye demokrasisine güven duyuyorlardı. Türkiye yürütmesine, yasamasına duydukları güven karşısında hayal kırıklığı içerisinde bu sınava
sınava girecekler. Bu sınavın sonrasında öğretmenler odasında ciddi bir sorun olacak. Çünkü 5 dakika önce öğretmenler odasına giren bir öğretmen 69 alıp sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'na göre yeterli sayılmayacak. 5 dakika sonra giren ya da birkaç dakika sonra giren diğer öğretmen 70 alarak, bir puan fazla alarak sevincini bile yaşayamayacak. Böylece öğretmenler odasındaki barış bozulmuş olacak. Dün bunu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine sunduk ve iyi bir biçimde değerlendirilmesi talebimiz tabii çok açık ve net biçimde ifade edildi. Ayrıca bu sendikadan bir sendika mutlaka dinlenecek. Eğitim Sene bu davet, bu çağrı geldiğinde biz bu dilekçemizden esinlenerek bu dilekçedeki fikirleri Anayasa Mahkemesi üyelerine anlatmaya çalışacağız. Bu yönleriyle baktığımızda öğretmenlerimiz eğer bu iki gün içerisinde bürokrasiyi hızlandırıp ivedilikle bir iptal kararı alınabilirse ya da yürütmeyi durdurma kararı Anayasa Mahkemesi tarafından öğretmenlerimize çok önemli bir armağan olacaktır bu. Ama olmadığı takdirde 19 Kasım'da sınava giren öğretmenlerimiz iki tür zorbalıkla karşı karşıya kalacaklardır. Birincisi istemedikleri, benimsemedikleri, itiraz ettikleri bir sınav sürecine tabi olarak bir zorbalıkla karşılaşacaklar. İkincisi ise sınava girme koşulları oluşmamış ya da vicdani olarak bu sınavları, kariyer basamaklarını reddeden öğretmenlere resen zorunlu olarak görev vererek arkadaşlarının gözetmenliğini yapmak zorunda kalmak gibi ikinci bir zorbalıkla karşı karşıya kalacaklardır. Şimdi şöyle, sınava başvuru 600 binin üzerinde öğretmenin hani sınav başvurusu da yaptığını biliyoruz. Başvurmayan öğretmenler de var. Hani koşulları oluşmamış öğretmenler de var. Ancak öğretmenlerin bu sınava başvuru nedeni doğrudan hayatta kalmakla ilgili bir mücadelenin sonucu. Yani 9 ila 11 bin lira arasında bir maaş, kiralar olmuş 4 bin, 5 bin, bazı semtlerde 7 bin, 8 bin, bazı semtlerde çok daha uçmuş rakamlar ve maaşının 1/3'ünü, 2/3'ünü kira olarak vermek zorunda olan öğretmenlerin bir umut diyerek, buradan bir ücretim artabilir mi diyerek girdiği bir süreçle karşı karşıyayız. İki araştırma yaptı. Hem Eğitim Sen hem Anadolu Eğitim Sen. İkisinde de ortaya çıkan sonuç, öğretmenlerin eğer ekonomik güçlüklerimiz olmasaydı biz bu ne kariyer sınavını kariyer sınavı için sınava başvururduk ne de böylesi bir hazırlığın içerisinde bulunduk. Buna zorlandık çünkü hayatta kalmak zorundayız. Çocuklarımız var, ödenecek faturalar var dedikleri için bu sınava girdiler ne yazık. Kariyer sınavlarından sonra şimdi Ocak ayında biraz değişecek ama ilk çıktığı biçimiyle işte 1000 lirayla 1600 lira arasında değişen bir rakam var. Baş öğretmenlik için onların sayısı biraz daha az. Orada da 2500 lira telafi ediliyor. Bunlar brüt rakamlar ama bu rakamlar yüksek enflasyon karşısında hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Devlet kendi alacakları için %122 enflasyonu ortaya koyuyor. Ve bağımsız ENAK gibi kuruluşlar %180'ler düzeyinde bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı ifade ediyorlar. Bu nedenle getirilecek her artış öğretmenlerimizin maaşlarına gelecek bu sınav ve kariyer sistemiyle gelecek her artış bu yüksek enflasyon karşısında enflasyon vergisi biçiminde bir cebinden konulup diğer cebinden alınacak ne yazık ki. Şeyinde 40 saat çalışsın dedi. Evet. Şimdi öğretmenlerin bir günü boş kalabilir. Öğretmen müdürle konuşarak o günü boşaltmaya çalışır. Hı hı. Sevmediği kişi ise inadına ona ders koyar o gün. O gün öğretmen boş gününde hobisini yapabilir. Ama genel kültürünü geliştirecek bir iş de yapabilir. O gün öğrencilerin ders notlarını, işte ödevlerini, sınavlarını vesaire izleyebilir, inceleyebilir. O gün velilerle görüşmeye koyabilir. O dışında da koyabilir okulun dışında. Öğrencileriyle bir yere konsere gidebilir. Ama öğretmeni bütün bu yapabilirliklerinden giderek azaltan, tepeden gelen müfredatı ezber okutan, sonra da hadi bana eyvallah ben gidiyorum diyen ama saatlerini de ele geçiren bir süreç söz konusu oluyor.